Merlin Plus'tan herkese merhaba arkadaşlar. Evimizdeki daha doğrusu internet tarafındaki en büyük problemlerden bir tanesi de Wi-Fi yani kablosuz ağa düzgün bir şekilde ulaşmak ve evdeki dağılımını sağlayabilmek. Bunun için ben şimdiye kadar birçok yöntem denedim. Sinyal arttırıcılar dahil olmak üzere fakat hiçbirinde böyle tam anlamıyla başarıya hani istediğim sonuca ulaştığımı söyleyemem. Fakat son haftalarda bu problemi tamamen çözmüş durumdayım çünkü mesh teknolojisini kullanmaya başladım. Bu videoda böyle çok fazla böyle teknik detaya değinmeden Evimde kullandığım sistemi ve Mesh sisteminin bu Wi-Fi problemini nasıl e, neredeyse kayıpsız bir şekilde çözdüğünü sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirteyim yaklaşık bir aydır Deco X20 ikili sistemini kullanıyorum. Bu modelin tekli ikili veya üçlü versiyonları da bulunmakta. Bu içerikte de böyle hani başta da belirttiğim gibi teknik taraflarından ziyade deneyim üzerinden sizlere nasıl bir kullanım sunulduğunu anlatmak istiyorum. Çünkü bir süre sonra hani kağıt üzerindeki rakamlar önemini yitirmeye başlıyor ve aslında sizin bu sistemlerden alacağınız deneyim çok daha önemli bir hale geliyor. Öncelikle mesh teknolojisinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Mesh sistemini hani kısaca özetleyecek olursak Node adı verilen birden çok Wi-Fi vericisinin ortak çalışması olarak nitelendirebiliriz. Yani mesh teknolojisi kablosuz interneti odalar ya da kat engeline takılmadan mümkün olabilecek en üst seviyede dağıtılmasını sağlıyor. Kuracağınız mesh sisteminde birden çok ürün olsa da aslında bu ürünler bir bütün olarak çalışıyor. Hem bağlantı kısmında hem de ayarlama kısmında Birazdan da bahsedeceğim kurulum kısmında da sorunsuza yakın bir bağlantıya kavuşmuş oluyorsunuz. Burada önemli olan nokta nasıl bir sisteme ihtiyaç duyduğunuz. Yani ufak bir eviniz varsa tekli not çözümüne gidebilir ya da benim gibi ikili bir sistem kullanarak Wi-Fi problemini neredeyse sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bahçeniz ya da dubleks bir daireniz varsa tabii ki yine ihtiyaca göre ikili ya da üçlü sisteme de geçilebilir. Deco X20 kurulumu oldukça basit. Hem iOS hem de Android için Deco isimli bir uygulaması bulunuyor. Ve bu uygulamayı indirdiğinizde sadece birkaç adımda mesh sisteminizi sorunsuz bir şekilde kurabiliyorsunuz. Öncelikle prize taktıktan sonra nodlardan bir tanesini Ethernet kablosu ile birlikte modeminize bağlıyorsunuz. Bu taktığınız nod aynı zamanda sizin ana nodunuz olarak konumlandırılıyor. Bağlantıyı yaptıktan sonra uygulama üzerinden deko ağına bağlanıyor ve kullanıcı adı şifrenizi girdikten sonra Wi-Fi ağının aktifleştiğini görüyorsunuz. Bağlantı ışığı yeşil olduktan sonra ise direkt olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Yani sistem genel olarak hani kurulum aşaması genel olarak bu şekilde. İkinci ya da üçüncü nodu eklemek istediğinizde ise yapmanız gereken tek şey onları elektriğe bağlamak ve evin uygun noktalarına konumlandırmak. Kurduktan çok kısa bir süre içerisinde nodlar arasındaki bağlantı sağlanıyor ve mesh sisteminde kullanmaya başlıyorsunuz. Ana nodu çalışma odamda modemin yanına koydum ve diğer nodu da evin diğer ucundaki salona konumlandırdım. Çok kısa süren bağlantı sonrasında tüm ev mesh sistemine aslında geçmiş oldu. Konumlandırma doğru olduğu için evin her köşesinde neredeyse kayıpsız bir Wi-Fi bağlantısı kullanmaya başladım diyebilirim. Öyle ki mesh sistemine geçtikten sonra zaten çalışma odamda olduğu için modem üzerindeki Wi-Fi seçeneğini de iptal ettim. Çünkü bu sayede hani e, node üzerinden ana Wi-Fi ağını çok daha sorunsuz bir şekilde zaten dağıtabildiğim için modem üzerindeki Wi-Fi'ye gerek bile kalmadı. Evde fiber bir internet kullanıyorum ve mesh testini yapmadan hemen önce kablolu bir test gerçekleştirdim. Bildiğiniz gibi ülkemizdeki altyapı sebebiyle anlık olarak bile bağlantı hızları değişebiliyor. Yani yaptığınız testte böyle bir dakika sonra farklı sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Buna göre yaptığım testte hani kablolu bağlantıda 95.1 indirme, 8.39 yükleme hızlarına ulaştığımı belirtmem gerek. Gelelim mesh sistemindeki Wi-Fi testlerine. Modem Wi-Fi'ni iptal etmeden önce yaptığım testlerde modem üzerinden aynı odada 44.6 indirme 7.57 megabit yükleme hızlarına ulaşıyordum. Deco X20 ile yaptığım testlerde ise aynı odada 94.8 indirme 8.53 yükleme hızlarına ulaştım. Yani hemen hemen kayıpsız bir indirme seçeneği sunulduğu gibi hani anlık yükleme hızında kablolu bağlantıya göre birazcık daha yükseldiğini bile görebiliyoruz ki bu da dediğim gibi anlık böyle iniş çıkışlardan böyle sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz ama hem indirme hem de yükleme taraflarında testlerde de görmüş olduğunuz gibi kayıpsız bir sonuçla karşılaştım. Tabii ki önemli olan nokta diğer odalardan alacağımız performans. Çünkü genelde zaten modemin konumlandığı odada çok büyük bir Wi-Fi problemiyle hiçbir kullanıcı karşılaşmıyor. Hemen yeni odada normal modem ile 20.9 indirme 4.85 yükleme hızlarına ulaşabiliyordum. Mesh sisteminden sonra ise Wi-Fi bağlantısı ile 92.3 indirme 7.89 yükleme hızlarına ulaşabildim. Peki evin diğer ucunda yani ikinci nodu konumlandırdığım salonda işler nasıl diye bakacak olursak Mesh sistemine geçmeden önce salonda arkadaşlar Wi-Fi bağlantım hiç çekmiyordu. Sinyal arttırıcı kullandığım zaman da işte 10 12 bazen 8'e düştüğü oluyordu ama genel olarak kopma problemleriyle birlikte sağlıklı bir bağlantıya sahip değildim. Mesh sistemine geçtikten sonra ise salonda aldığım hız 87.2 indirme ve 8 megabit yükleme oldu. Yani testlerden de görebileceğiniz gibi evin her noktasında neredeyse tam performans ve yüksek Wi-Fi hızlarına kavuştuğumu söyleyebilirim. Mesh sisteminin bir diğer güzelliği ise uygulama üzerinden her detaya erişebiliyor olmanız. Yani bir ayarı değiştirdiniz veya işte Wi-Fi şifrenizi değiştirmek istediniz diyelim ki, otomatik olarak hani tüm cihazlar arasında tek tek bu ayarı yapmanıza gerek yok. Bir kere değiştirdiğinizde tüm Mesh sisteminde bu ayar değişmiş oluyor. Yine aynı şekilde ağınıza bağlanan tüm cihazları anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Cihaz güncellemelerini de uygulama üzerinden yapmak mümkün. Tabii ki kapatmadan önce testlerden sonra kısaca böyle teknik detaylarına da değinelim. Kullandığım model olan Deco X20 modeli Wi-Fi 6 desteği ile birlikte geliyor. Ama evinizde Wi-Fi 6 desteğine sahip olan bir modem yoksa yine Wi-Fi 5 şeklinde de sorunsuz problemsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 512 MB RAM ve 4 çekirdekli Qualcomm işlemci kullanan bu model çift band desteği ile birlikte 1800 megabite kadar hız sağlayabiliyor. 5G bağlantı seçeneğinde 1021, 2.4 bağlantı seçeneğinde ise 574 megabit'e kadar ulaşabiliyorsunuz. Eğer benim gibi Wi-Fi konusunda çok büyük problemlere sahipseniz ve bütçeniz varsa kesinlikle hani bağlantı konusunda mesh sistemlerinin hayatınızı kolaylaştıracak bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. İlerleyen dönemlerde tabii ki mesh konusunda farklı içeriklerle ve farklı ürünlerle de karşınızda olacağız. Beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve mesh sistemi hakkındaki sorularınızı bizlere aşağıda iletmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.